Evet arkadaşlar, şimdi harflerimizi birleştirmeye grup grup devam ediyorduk. Sin, Şın'dan sonra Sat, Dat grubuna geldik. Sat ve Dat'ın ilk harf olma durumunda şu kuyruk kısmı yazılmaz arkadaşlar. Küçük bir diş şeklinde kalır. Yani Sat ve Dat başta şu şekilde bırakılır. Noktası varsa bakıyoruz. Üzerine noktası varsa bu dattır. Yoksa da sattır. Şimdi alfabemize bu harfleri sada ve dada harfleri birleştirmeye çalışalım. Sattan sonra elif geliyorsa hemen bu küçük şeyin devamına yukarı doğru bir elif çıkacağız. Şöyle elimizi kaldırmadan. Bu sat ve elif. Üstünde tabii bir noktası varsa bu dat ve eliftir. Satta eliften sonra alfabemize bakıyoruz ne geliyor? B, P, T, S grubu. Bundan sonra sat ve dadın şu kuyruğunu yaptıktan sonra arkadaşlar, yani küçük şekilde bir diş bırakıyoruz büyük kuyruğu. Sonra bu mesela hiçbir nokta yoksa böyle bir harf yok. Altında bir nokta varsa bu B'dir arkadaşlar. Üstünde iki nokta varsa T'dir. Üstünde üç nokta varsa Peltekse'dir. Bu üç nokta şöyle altta ise bu da P'dir arkadaşlar. Bu grubun yazımı bu şekilde. Sonra Cim, Çim, Ha, Hı grubunu sattan sonra. Sattan sonra bu grup şöyle geliyor yine yukarıdan geliyor. Sat ve ha. Ya da üstünde bir nokta varsa dat ve ha. Bunun üstünde bir nokta varsa dat ve hı. Bu nokta içinde ise karnında dat ve cim oluyor arkadaşlar. Eğer üç nokta varsa tabii ki dat ve çim. Bu grubumuzun birleşmesi de böyle arkadaşlar. Dal ve zal. Sat ve dattan sonra gelen dal ve zal arkadaşlar şu, yani hani sadın baştaki şekli dikkat edin. Şöyle büyük kuyruğu küçük bırakılıyordu. Sonra buradan sonra hemen yukarı doğru çıkıyoruz ve dal yazıyoruz. Eğer üstünde nokta varsa tabii bu peltek V olmuş oluyor. Sonra tızı grubuna sattan sonra sadı yazdık şöyle. Elimizi kaldırmadan yine devam ediyoruz tığ için. Şöyle yukarıdan aşağıda düz çizgisini çekiyoruz. Bu sat ve tığ. Şuradaki noktasına yani sağ tarafında şu sat badem gibi olan kısmın üzerine bir nokta varsa bu za olmuş oluyor. Şunun da üstünde bir nokta varsa tabii bu dat ve za olmuş oluyor. Sonraki grupta sattan sonra mesela şimdi sat bu şekilde ilk başta. Eğer şu ayın veya üstünde nokta varsa ayın bu grubu birleştirirken arkadaşlar bu grubun şekli değişiyor. Nasıl değişiyor? Yani şöyle dikkat edin. Şu sadın bittiği yerden yukarı doğru küçük bir üçgen gibi yapıyoruz. Yani biraz daha büyük yapalım şöyle. Şu sat. Buradan elimizi kaldırmadan gidiyoruz. Böyle küçük bir üçgen gibi yukarıdan. Sat ve ayın. Eğer kayın yapacaksak üstüne bir nokta koyuyoruz. Tekrar yine yapıyorum. Sat ve üstünde bir nokta varsa bu da kayın olmuş oluyor. Sonraki grubumuz sattan sonra F ve bunun iki noktalısı kaf. Şimdi bunun birleşiminde de yine bu ayında yaptığımız gibi ama köşeli değil bir yuvarlak yapıyoruz. Yani şöyle gelince şu. Eğer üstünde bir nokta varsa bu sat ve fe'nin birleşimi oluyor. Sat ve kafın birleşiminde de yine aynı şekilde kafın tabi biraz kuyruğu çukur. Bir de üstünde iki nokta var. Bu da sat ve kafın birleşimi.
Kaftan sonra gelen arkadaşlar şu kef. Şekli çok değişen harflerden. Eğer sattan sonra bunu birleştireceksek, bakın bu ne hale geliyor arada. Sattan sonra şöyle yukarı, eğer son harf olma durumunda sat ve kef'i böyle birleştiriyoruz. Eğer bundan sonra bir harf devam ediyorsa, bu kef arada kalıyorsa, mesela sattan sonra kef geldi. Şöyle üstüne çizgiyi keşide diyoruz. Sonradan çekiyoruz. Eğer bundan sonra elif gelecekse böyle. Eğer sattan sonra kef'i yazdık, kef'ten sonra B gelecekse böyle. İşte sattan sonra kef'i yazdık, İşte dal gelecekse böyle. Arada kaldığı zaman, demek ki bu kef harfi arada kaldığı zaman bu şekle dönüşüyor arkadaşlar. Sattan sonra geldik, kef'ten sonra alfabemizde lam harfi geliyor. Yani sattan sonra lam gelirse ne olacak? Sadı yazdık böyle. Hemen lama kendinden öncekiler şu kuyruktan şu tarafından birleşir. Şuradan birleştiriyor, aşağı indiriyor. Yarısı altta kalıyor lamın. Bu sattan sonra lam ya da sat yerine bu dal da, dat da olabilir. Dolayısıyla sattan sonra lamı da bu şekilde birleştirdi arkadaşlar. Lamdan sonra alfabemizde gelen mim. Yani o halde sattan sonra şu mimi, bakın mim şöyle küçük bir yuvarlak. Kuyruğu sonda olur. Kendinden öncekine başta şöyle birleşir. Bu çıkıntı altta kalır. Dolayısıyla sat, kendinden önce sat geleceği için mimi bu şekilde yazamıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yazacağız. O halde sattan sonra mim şöyle gelir. Eğer mimden sonra bir harf yoksa kuyruk yazılır. Bu sat yerine üstünde bir nokta varsa bu dat ve mimdir. Mim arada kalıyorsa yine bundan kuyruk yazılmaz. Kuyruktan sonra başka hangi harfse devam eder. Şimdi gelelim sattan sonra, yani normalde sadımız bu. Bundan sonra alfabede mimden sonra ne geliyor? Nun geliyor. Sattan sonra gelen nunlarda da birleşim şöyle olacak. Sadı yazdık. Bu şekilde şuradan büyük kuyruğunu küçülttük. Nunu şu şekilde koyuyoruz. Bu sat ve nun. Üstünde nokta varsa dat ve nundur. Eğer nundan sonra da harf geliyorsa nunun tabii bu büyük çanak küçük bir diş gibi yazılır. Yani sattan sonra nun, nun. Eğer iki tane, birinci nun böyle, ikinci nun böyle olur. Sattan sonra arkadaşlar nundan sonra harfimizde vav geliyor. Yani sattan sonra vav gelirse birleşim nasıl olacak? Şöyle, sat ve vav birleşim. Vav tabi kendinden sonra hiçbir zaman birleşmiyordu. Hemen bu yukarıdaki tablomuzu hatırlıyoruz. Elif, del, zel, ra, ze, je ve vav kendisinden sonraki harflere birleşmeyen harflerden idi. Bunu hatırlıyor, hiçbir zaman unutmuyoruz. Eğer tabi bunun üzerinde bir nokta varsa şöyle, bu dat ve vav'dır. Dat'tan sonra gelecek alfabede sırası ile sat ya da dat neyse şu he arkadaşlar. Başta böyle. Arada ise tabii birkaç şekli var. Yani şöyle bir şekli var. Şöyle iki gözlü bir şekli var. Ya da şöyle bir şekli var. Yani şunlardan üç herhangi birini tercih edebiliriz. Bu tercih meselesi arkadaşlar. Bir de yazı stillerine göre tercih edilen şekiller. Sadece H başta böyle yazılır. Dolayısıyla sattan sonra H gelecekse ve H'den sonra da bir harf varsa böyle. Eğer H sondaysa kesinlikle şu iki şekildir arkadaşlar. H
H sonda sadece bu iki şekildir. Eğer sattan sonra H var da H'den sonra başka bir harf yoksa o halde şöyledir. Çünkü sat kendinden sonrakine birleşir. H de kendinden öncekine birleşebilir. Dolayısıyla bu sat ve H'nin birleşimi. Eğer sat ve H'den sonra başka bir harf gelecekse arkadaşlar bu H'nin yazımı şöyle olabilir. Mesela üstünde de bir nokta varsa dat, H ve R'nin birleşimi. İstersek bu H'yi demek ki biz şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. H'den sonra alfabemizde son harfimiz Y arkadaşlar. Dolayısıyla sat ve dat'tan sonra gelebilecek bu Y harfinin birleşiminde ne yapıyoruz? Sona gelen Y böyleydi. Arada ve başta olan kısmına geleceğiz. O halde sattan sonra gelen Y bu şekildedir. Sona gelen Y'lerde altına iki noktayı Osmanlı koymamıştır. Arapça'da konur arkadaşlar. Dolayısıyla sat ve dat'tan sonra gelen Y bu şekilde sonda yazılır. Sonraki grubumuz arkadaşlar T veya bunun bir noktası olan Z. Bu harften sonra gelecek harfler sırasıyla mesela elif geldiği zaman ne yapıyoruz? Şuradan kuyruğundan yukarı devam ediyoruz. Yani şöyle çıkarıp bunun düz çizgisini sonradan yukarıdan aşağı çekiyoruz. Bu ta arkadaşlar ta ve t elifin birleşimi. Eğer burada bir nokta varsa bu za olmuş olur. Elif'ten sonra alfabemizdeki grup bir tek diş grubu. Eğer ta ya da za'dan sonra şöyle bir işaret altında bir nokta B'dir bu arkadaşlar. Altında 3 nokta varsa P'dir. Üste 2 nokta varsa T'dir. Üste 3 nokta varsa da Pertekte'dir. Evet. Dolayısıyla bu grubun yazımı aynı. Eğer bu gruptan sonra bir harf daha geliyorsa bu diş küçülüyor mesela. Şöyle. O halde bu T, B ve bir daha B yazmak gerekirse bu şekilde yazacağız. Bunun demek ki üstüne bir nokta koyarsak bu za olmuş oluyor. Bu gruptan sonra gelen yani grupta hahı cimçim grubunda yani şu harfi birleşme. Bu harfi de hatırlayın yukarı isterseniz önceye devam ederek bu harfin başta arada olma durumlarında şekil değişimini ve harfe birleştirmenin şu yukarıdan olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ta ile birleştireceğimiz zaman o halde satır çizgisi, sanal satır çizgisinde ta'yı yukarı yazacağız ki şuraya birleşsin. Şu şekilde yukarıdan yazıyoruz aşağı indirip bu ta ve ha ya da nokta koyarsak za, buna nokta koyarsak cim olur tabi. Birleşimleri böyle arkadaşlar bu grubun. Tekrar yazıyorum. Sanal satır çizgisinden yukarı çıkarıyoruz. Çünkü ha'ı sanal satır çizgisinde kalacak. Sonra bunun düz çizgisini, elifini çekiyoruz. Ta ve üstünde bir nokta varsa tabii bu h olmuş oluyor. Sonraki grubumuz yine bu ta ve z'dan sonra gelen dal. Bunun bir noktası peltek ve yine bu gruba dahil edeceğimiz ra ve z ve üç noktalısı c. Şimdi dikkat edelim buna. Bunların yazımında şöyle bir incelik var. Daha önce şeyde de bu harflerin birleşiminde görmüştük. Şu ikisinde kendinden önceki harf birleşiminde şuradan birleşir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sanal satır çizgisinin üstünde kalır şu yarısı. Fakat şu grupta ise birleşmeler şuradan direkt olur. Şuradan. Dolayısıyla sanal satır çizgisinden yukarıda bir şey olmaz. Şimdi o halde şöyle bir şekil gördüğümüz zaman bu ta ve dal. Eğer şöyle gördüğümüz zaman
Bu ta ve ra arkadaşlar. Demek ki fark neymiş? Şu sana satır çizgisinde dal ve zal grubunda yukarı, ra ze, bu grupta da aşağıya iniyor. Dolayısıyla birkaç örnek daha yapalım. Bu noktası varsa za, bunun da noktası varsa z olmuş oluyor. Yani ra'nın noktalısı şekli. Yine t ile bu üç noktada j ile de birleşebilir. Değilse noktasızsa bu ra'dır. Ta ve ra. Şimdi geldik bu gruptan sonra şu gruba, ayın gayın. Yani bunun noktalısı gayın idi. Bunların birleşimi yine hatırlayın şurada şeyde yaptığımız gibi. Satta yaptığımız gibi. Burada da şunun başta küçük c gibi ağzı açıklığı gidiyor. Dikkat edin ta'nın bittiği yerden ne yapıyoruz? Şöyle bir küçük üçgen sonra kuyruk. Bu ta ve ayın. Yani tekrar yazıyorum. Ta'dan sonra geliyoruz. Bir küçük üçgen gibi. Sonra altına kuyruğunu. Diyelim nokta koyarsak bu da za ve gayin olmuş olur arkadaşlar. T'dan sonra gelebilecek sırayla gidiyoruz. Şu grup F ve Kaf. Dolayısıyla bu da ayın ve gayın da yaptığımız gibi ta'dan sonra getiriyoruz bir küçük yuvarlak. Üstünde bir nokta varsa bakıyoruz bu F. Eğer iki nokta varsa kaf olmuş olur. Hiç nokta yoksa olmaz böyle bir şey. Yani o halde şu şekil ise bakıyoruz. Şu nokta varsa za. Burada iki nokta varsa bu da kaf. Ta ve za'nın F ve kafla birleşimi de bu şekilde arkadaşlar. Sonra geldik. Ta artı kef. Kef sonda yine değişmiyor. Şuradan birleşiyor tabi. Dolayısıyla ta, za ve kefin birleşiminde bu şekilde. Eğer keften sonra harf geliyorsa tabi kefin şekli değişiyor. Mesela arada kalırsa, mesela elif gelirse. Dolayısıyla şimdi bu ta birinci harfimiz, ta ikinci harfimiz, kaf ve üçüncü harfimiz de elif. Üçünün birleşimi olmuş oluyor. Bu gruptan sonra ayın, ayın grubu arkadaşlar. Bu ilk harf olma durumunda. Sadece şu kuyrukları yazılmaz. Dolayısıyla bu gruptan sonra eğer elif gelecekse elif kendinden öncekine şuradan birleşiyordu. Fakat elif kendinden sonrakine birleşmiyor. Dolayısıyla şöyle küçükçe yaptıktan sonra yukarı doğru çıkarıyoruz. Bu ayın ve elifin birleşimi. Eğer B olacaksa şöyle geliyor B'nin noktasını. Eğer üstünde şunun bir nokta varsa bu gayin olur. Gayin ve B'nin birleşimi böyle olur. Bu grupta böyle arkadaşlar. Yani ayından sonra üstünde iki nokta varsa T oluyor. Tabii üç nokta varsa Peltek S oluyor. Bu grupta sadece noktaların sayısı ve yeri harfi belirlemiş oluyor. Şimdi ayın ve gayından sonra arkadaşlar gelen şu grup. Cimcim Hahı grubu. Dolayısıyla bunu da sana satır çizgisinden arkadaşlar ayını yukarıda başlatıyoruz şöyle. Aşağı iniyoruz. Eğer burada hiçbir şey yoksa bu ayın ve ha'nın birleşimidir. Ayın ve ha'nın birleşimidir. Eğer şöyle üstünde bir nokta varsa bu gayın ve ha'nın. Eğer şunun karnında bir nokta varsa bu da gayın ve cimin birleşimi olmuş oluyor.
Sonraki grup, ayından sonra gelen şu grup. Dal, zal, ra, ze ve je. Bunlarda da yine sanal satır çizgisinde demin ra'da söylediğimizi yine tekrar etmiş oluyoruz. Kayından sonra bu daldir arkadaşlar. Üstünde nokta varsa kayın, nokta yoksa ayın. Bunun da üstünde bir nokta varsa peltek ve kayın ve peltek ze. Eğer şöyle bir şekilse bu çizgiden aşağı iniyorsa bu ayın ve ra'dır bu arkadaşlar. Ra. Evet. Sin. Ayından sonra gelen sin arkadaşlar. Şu üç dişte. Üstünde üç nokta varsa şin oluyor. Ayından sonra bir, iki, üçüncü diş büyük yazılır. Bu ayın ve sin arkadaşlar. Eğer üstüne üç nokta koyarsak ayın ve şin olur. Sonra sattat da yine aynı şekilde. Ayın başta bu şekilde küçük C gibi büyük kuyruğu yazılmıyor. Şu şekil ayın ve sadın birleşimi. Yine şekil aynı olmakla kayın ve dadın da birleşimi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ayın ve kayından sonra T ve Z grubu geldiği zaman o da bu şekilde birleşir arkadaşlar. Ayından sonra tekrar bir ayın ya da kayın gelirse tabii ikincisi ne oluyor? Alt, bu şekilde bir küçük üçgen altına kuyruk. F kaf grubu gelirse yine aynı şekilde ayın ve F bu şekilde birleşiyor. Şunun üzerinde iki nokta varsa bu da ayın ve kafın birleşimi olmuş oluyor. Kef ile de yine aynı şekilde birleşiyor. Kef'ten sonra gelen alfabemizde lam. Ayından sonra lam birleşince lamın düz çizgi kısmı yukarıda, kuyruk kısmı aşağıda kalacak şekilde sanal çizgide bu şekilde birleşiyor. Ayından sonra lamdan sonra gelen mim arkadaşlar. Ayından sonra mim geldiği zaman da şu şekilde mim çıkıntısı alttan yuvarlanıyor. Ayın ve mim. Kayın da aynı şekilde. Bu kayın olursa gam. Kayın ve mim gam. Evet. Ayın ve kayından sonra gelen nun sırada aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ayın ve nun birleşiyor. Nundan sonra vav geliyor. Ayın ve vav bu şekilde birleşiyor. Ayın ve he. Dediğimiz gibi he sonda ya da bir harften sonra gelirse birleşirse böyle, birleşmezse böyle. Dolayısıyla ayın kendisinden sonrakine birleştiği için ayından sonraki he'yi bu şekilde yazıyoruz. Eğer bunun üzerinde bir nokta varsa şöyle bu kayın ve he olmuş olur. Son harfimiz ayın ve kayından sonra gelen y'yi de şu şekilde yapıyoruz. Bu ayın ve y'nin birleşimi. Eğer üstünde bir nokta varsa bu da kayın ve y'nin birleşimi oluyor. F grubuna geldik. Şimdi F ve kaf. Bunlar kendisinden sonraki harfe nasıl birleşir? Yani arada kaldığı zaman. Şimdi bu harflerden sonra alfabemizi sırasıyla Elif'ten başlayarak getirelim. F'den ya da Kaf'tan sonra gelen elifler dikkat edin arkadaşlar. Şu harfin şu büyük kuyruğu yazılmıyor. Kuyruğun başlangıç yerinden şöyle yukarıya doğru bir elif çıkar. Eğer bunun üzerinde bir nokta varsa bu F ve Elif'in birleşimi yani Fa. Eğer aynı şekli yapıyoruz. Yukarı çizgi çıkardık. Üste iki nokta varsa bu da Kaf ve Elif'in birleşimidir. Sonraki grupta BPTS grubunda yine kuyruksuz yapıyoruz böyle. Şurada bitiyor. Bu Kaf ve B'nin birleşimi. Eğer noktalar şöyleyse üstünde bir nokta üstünde de iki nokta varsa bu F ve T'nin birleşimi olmuş oluyor. Thank you.
Şimdi Jim Chim grubuyla birleşiyor. Dolayısıyla sanal çizgiye göre bunlar yukarıda yazılacak. Kendisinden sonra birleşecek olan yani şu gruba sanal çizgiye göre dolayısıyla birleşimine dikkat edin şimdi. Sanal çizgimiz şu olsa şöyle yazdık. Aşağı indirdik. Üstünde bir nokta varsa bu F. Bunun da karnında bir nokta varsa bu da Jim olmuş oluyor. Eğer şöyle üstünde iki nokta varsa kaf. Bunun da içinde üç nokta varsa bu da Çim olmuş oluyor. Kaf ve Çim birleşimi de bu şekilde olmuş oluyor. Bundan sonra gelecek yani kaftan sonra gelecek. Fa ve kaftan sonra şu grup. Dalzel grubu. Dolayısıyla şu şekilde. Bu bir nokta varsa F ve dalın birleşimi. Eğer üstünde iki nokta varsa bu kaf ve dalın birleşimi. Eğer bunun üstünde bir nokta varsa bu kaf ve peltek F'nin birleşimidir arkadaşlar. Eğer şöyle bir şekil varsa bunun üzerine bir nokta varsa bu F ve R'dir. F ve R. Eğer şu şekil bunun üzerinde iki nokta varsa bu kaf ve ra'dır. Eğer bu ra'nın üzerinde de bir nokta varsa bu kaf ve za'nın birleşimidir. Eğer üç nokta varsa yani kaftan sonra bu şekilin üzerinde üç nokta varsa hatta bunun üzerinde de bir nokta varsa birinci harfin bu F ve J'nin birleşimidir arkadaşlar. Sonra bunlarla birleşime gelen şu üç dişli Sinşin grubunda yine şekil aynı. 1, 2, 3. diş büyük. Bu F ve S'nin, Fes yazımında F ve S'nin birleşimi arkadaşlar. Eğer şu şeklin üzerinde iki nokta varsa bu K, kaf yani. Bunun da üzerinde 3 nokta varsa şın. Kaş, kaf ve şının birleşimi de bu şekilde olur. Sat ve datın birleşiminde de yine aynı arkadaşlar. Bu F ve sat. Yine bu şekilde. Eğer bunun üzerinde 2 nokta varsa kaf, bunun da üzerinde 1 nokta varsa bu da dat olmuş oluyor. F'den sonra gelen bir nokta yoksa F ve ta. Eğer bunda iki nokta, bunda da bir nokta varsa bu da kaf ve za'nın birleşimi olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer bundan sonra F ve kaftan sonra eğer ayın geliyorsa tabii ayının son şekli nasıl olduğunu öğrenmiştik. Yine sanal çizgiden devam ediyoruz. Bu F ve ayının birleşimi arkadaşlar. Eğer bunun üzerinde iki nokta varsa kaf, bunun üzerinde bir nokta varsa kaf ve gayının birleşimi olmuş oluyor. Sonra kef geliyorsa eğer F'den sonra bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu kef harfle devam ediyorsa biliyorduk tabi arada kaldığı zaman kef böyle oluyor. Dolayısıyla mesela F'den sonra kef sonra ne oldu? R'ye birleşti. Dolayısıyla kef'in aradaki şekli bu şekilde kalmış oldu. Fikir yazarken F, K, R. Evet arkadaşlar. F'den ve kaftan sonra sırada lam. Lam'ın gelmesi. Tabi lam buradan birleşiyordu. Dolayısıyla F ve lam. Aynı şekil iki noktalı olursa bu da kaf ve lam olmuş olur. F ve kaftan sonra alfabemizde lamdan sonra gelen mim arkadaşlar. Şu mim arada kaldığı zaman. Dolayısıyla F'den sonra mim gelirse
Bu şekilde. Eğer şunun üzerindeki nokta olursa bu kaf. Kaftan sonra mim. Bu şekilde yazılmış olur. Sonra gelen nun harfi de yine F'den sonra gelen nun ya da üstünde iki nokta varsa kaftan sonra gelen nun. Sonra vav, F'den sonra gelen vav, yine aynı şekilde kaftan sonra gelen vav. H'ye geldik. F'den sonra gelen H, kaftan sonra gelen H arkadaşlar. O da bu şekilde yazılır. F'den ve kaftan sonra gelen Y'ler, F'ye, İki nokta varsa kaf, kaftan sonra gelen y, onlar da bu şekilde yazılır. Evet arkadaşlar, f ve kafın ilk harf olma durumunda bütün harflerle birleşimini gördük. Şimdi kefe geldik arkadaşlar. Kefin ilk harf olma durumunda şu şekilde yazıldığını, ilk harf olma durumunda bu şekilde yazıldığını, hatta bazı nesih yazılarda şu şekilde de yazılabildiğini gördük. Şimdi bundan sonra gelen harfleri birleştirelim. Demek ki keften sonra bir harf geliyorsa ya şu ya şu şekilde gelir. Elif gelecekse hemen şu kuyruğundan yukarı çıkarıyoruz. Keften sonraki elifin yazımında el yazısında özeldir arkadaşlar. Şöyle yuvarlanır, yukarı çekilir. Şu çizgi sonradan çekilir. Bu ka, kef ve elif. Yani bunu şu şekilde de yazabiliriz. Şöyle. Bu da kaftır. Kaf ve elif. Şöyle de olur. Ama el yazısında hep bu şekilde tek çırpıda yazıldığı için şöyle yuvarlanıp çekilme şeklinde. Elif'ten sonra, keften sonra eğer B grubu geliyorsa aynı şekilde. Kef ve B. Bu altında 3 nokta varsa P olabilir tabi. Üstünde 2 nokta varsa T, 3 nokta varsa peltek F olur. Diğer gruba geldik. Yani sanal çizgiye göre keften sonra şu grup gelecekse cim cim ha hı. Dolayısıyla kefi sanal çizgiye göre yukarı çıkaracağız. Şöyle. Eğer şu çizgiyi sonradan çekiyoruz. Kef ve ha. Eğer keften sonra gelen harfin üzerinin altında bir nokta varsa bu kef ve cimdir. 3 nokta varsa kef ve çimin birleşimidir. Şu gruba kefle birleşiminde yine aynı şekilde bu kef ve dal. Üstünde bir nokta varsa kef ve peltek ve. Keften sonra şöyle ise eğer bu kef ve ra'dır arkadaşlar. Eğer keften sonra bu gelen üzerinde nokta varsa kef ve z. 3 nokta varsa kef ve j olmuş olur. Sinşin grubu yani keften sonra gelecek şu 3 noktalılar. Dolayısıyla kef yine başta böyle 1, 2, 3. diş büyük. Kef ve sin, kes, kese. Birleşimi böyle. Eğer keften sonra yine aynı şekil 1, 2, 3. diş büyük. Üstünde 3 nokta varsa bu keş. K ve ş'nin birleşimi olur. Keften sonra sat. Üstünde 1 nokta varsa dat birleşimi böyledir. Keften sonra T, hatta Z üstüne bir nokta konulsa bu şekilde yazılır. Keften sonra ayın, şu şekilde keften sonra ayın. Eğer keften sonra bu ayının üzerinde şöyle biraz çizgisini keften sonra üzerine bir nokta varsa gayin olmuş oluyor bu. Kef ve gayin. Sonra keften sonra gelen f'ler bu şekilde. Eğer keften sonra gelen harf şu üzerindeki nokta varsa bu kaf olur. Kef kaf birleşimi. Keften sonra gelen lamlar arkadaşlar aynı. Keften sonra gelen elif gibi bakın burada. Ama lamın kuyruğu aşağıya gelir. Yani şu şekilde. Bu kef ve lam birleşimidir. Eğer şu kuyruk olmasa kef ve elif olmuş olurdu.
Kef'ten sonra mim yine aynı şekilde, şu şekilde. Bazı nesih yazıda, yani matbaa şeylerinde de şu şekilde olabilir. Bırak güğrüğü kısa bırakılabilir. Kef ve mim. Kef'ten sonra nun geldiği zaman arkadaşlar, nunun çanağı yazılır. Ortasına bir nokta konur. Kef'ten sonra vav. Kef'ten sonra he. Ve kef'ten sonra y de bu şekilde yazılır arkadaşlar. Şimdi geldik lama. Lamın harflerle birleşiminde ilk harf olma durumunda arkadaşlar bu şu kuyruğu yazılmaz. Dolayısıyla lamdan sonra eğer, evet lamdan sonra b gelecekse şu kuyruğu yazılmadan lam ve b'nin, lep, l, b'nin birleşimi. Yani bunun üzerinde tabi iki nokta olsa bu l ve t olacaktır vesaire. Eğer şu elifi atladım, niye atladım? Çünkü lamdan sonra elifin birleşiminde, yani şu lam biraz eğik yazılır arkadaşlar. Böyle. Elif şöyle, o da soldan sağa doğru yukarıdan aşağı eğik gider. Yani lamdan sonraki elifin yazımı şekilde biraz daha estetik kazanması için şöyle buna lam elif de demişler. Yani lam ve elifin birleşimi. Yani bunu şöyle de yazmak mümkündür. Hatta bazı nesih, süslü nesihlerde şu şekilde de süslenebilir. Yani bunlar sonuçta lam ve elifin birleşimidir. Lamdan sonra diğer harflerin birleşiminde lam böyle eğilmez arkadaşlar. Hepsinde düz kalır. Mesela bu sanal satır çizgisine göre cimcim grubu gelecekse lam yukarı kalkar. Şöyle. Bu lam ve ha. Altında bir nokta varsa lam ve cimdir. O halde lamı şöyle. Eğer üstünde bir nokta varsa lam ve ha'dır bu. Lam ve hı. Yani lam bu gruba yukarıdan birleşir ve çok da uzun yazılmaz. Kısa yazılır gövdesi. Şimdi lamdan sonra gelen şu dal grubunda bu şekilde. Üstünde bir nokta varsa bu peltek V'dir. L ve V. Eğer lamdan sonra kuyruk bu şekilde aşağıya gidiyorsa, yani dikkat edelim şöyle. Bu lam ve R'dır arkadaşlar. Lamdan sonra yine şunun üstünde bir nokta varsa bu da Z'dir. Lamdan sonra gelen üç dişli sinşim grubunda arkadaşlar. Lam ve sin. Eğer üstünde üç nokta varsa bu L ve Ş. Lam ve Ş'in. Leş. L, Ş böyle birleşir. Lamdan sonraki sat, tat grubunda yine bu şekilde birleşir. Sonra lamdan sonra gelen T ya da nokta varsa Z. Lamdan sonra gelen ayın yine bu şekilde birleşir arkadaşlar. Lamı yapıyoruz. Ayının kuyruğu C gibi büyük. Sonra eğer bunun üzerine bir nokta varsa lam ve gayın olmuş olur. Lamdan sonraki F'ler bu şekilde. Lamdan sonraki kaflar bu şekilde birleşir arkadaşlar. Lamdan sonraki kefler de yine bu şekilde birleşir. LK. Dediğim gibi kef yine arada kalırsa lamdan sonraki kef bu şekilde LK ve R'nın birleşimi olarak yazılır. Lamdan sonra yine lam gelirse, yani keften sonra lam geliyor alfabede. Birinci L böyle, ikinci L böyle arkadaşlar. LL. Demek ki iki lam gelince birinci lam böyle, ikinci lam aşağıda kuyruklu yazılır. Lamdan sonra mim gelince arkadaşlar, bunun şimdi modern matbaalarda ve dizgilerde harfleri müstakil kullandıkları için mesela şu şekilde yapıyorlar. Ya da böyle bırakıyorlar. Aslında yani eski el yazısında lam ve mim şu şekilde birleşir. Lam, mim sola doğru kıvrılır ve böyle aşağı iner. Bu L ve M'nin birleşimidir arkadaşlar.
Birinci harf lamdır. İkinci harf mimdir. Lam ve mimin birleşimi böyle. Evet. Lamdan sonra gelen nun şu şekilde. Lam nun. Lamdan sonra gelen vav böyle. Lamdan sonra gelen he bu şekilde. L he. Lamdan sonra gelen y de bu şekilde yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi lamdan sonra geldik alfabemizde mim harfine. Mim harfi şu şekilde müstakil yazıldığında bundan sonra gelen şeyler, harflere bakalım. Mim'den sonra elif geliyorsa şu şekilde mim ve elif yukarı. Bunu şu şekilde de mimin yuvarlağını şu şekilde de yuvarlamak mümkün. Alttan veya üstten mim ve elif böyle yazılır. Bakın dikkat edin hiçbir nokta mükta yok yani mim ve elif. Mim'den sonra B geliyorsa ya da altında 3 nokta varsa bu P oluyor tabi. Üstünde 2 nokta ya da 3 noktayla şekiller aynı tabi. Mim ve B. Demek ki baştaki mimin yuvarlağını şöyle alttan da yuvarlayabiliriz. Üstten de yuvarlayabiliriz. Bu da M ve T olmuş olur. Mim'den sonra gelen grupta arkadaşlar şu grup mesela. O halde mimi biraz yukarıdan başlatacağız sanal çizgiye göre. Şöyle yaptığımız zaman bu M, bu da eğer hiçbir nokta yoksa H'dır. Eğer şu şekilde geliyorsa bu mim ve C'dir arkadaşlar. Bu şekilde birleşir. Sonra mim'den sonra gelen grup, şu grup ise mim'den sonra böyle mim ve de, md. Eğer mim'den sonra böyleyse mim ve ra. Dediğim gibi başta mim'i şöyle alttan da yuvarlayabiliriz. Dolayısıyla bu üstünde bir nokta varsa bu mim ve z şeklinde birleşir. Mim'den sonra gelen şu üç çizgisinin şinin birleşimi de yine aynı. Alttan da birleştirebiliriz. Mim'den sonra 1, 2, 3 diş üçüncüsü büyük. Mim ve sin ya da üstünde 3 nokta varsa mim ve şın olur. Yukarıdan da birleşebilir. Mim ve şın. Evet. Mim'den sonra gelen sat arkadaşlar. Böyle. Bir nokta varsa dat olur o. Mim'den sonra gelen t ya da noktası varsa z olur. Mim'den sonra gelen ayın yine aynı şekilde mim ayın eğer noktası varsa gayın olur. Mim'den sonra gelen arkadaşlar f ise bir nokta varsa f, iki nokta varsa kaf arkadaşlar. Yani şöyle de yapabiliriz. Mim ve kaf. Mim'den sonra kef birleşiyorsa yine bu şekilde. Mim'den sonra lam, keften sonra lam geliyor. Mim'den sonra lam bu şekildedir. M, L. Mim'den sonra yine mim geliyorsa arkadaşlar. Birinci mim böyle. İkinci mim de böyle. M ve M. Yani şöyle de yazılabilir. Mim ve mim. Mim'den sonra nun geliyorsa bu şekilde. Mim'den sonra vav geliyorsa böyle. Mim'den sonra he geliyorsa böyle. Mim'den sonra ye geliyorsa arkadaşlar böyle. Yani demek ki mim'in baştaki şeklinde bu yuvarlak yukarıdan da kıvrılabilir. Aşağıdan da kıvrılabilir. Dolayısıyla mim'den sonra Y'nin yazılımı da bu şekilde arkadaşlar. Geldik alfabemizde. Mim'den sonra gelen harfimiz Nun'du. Nun'un birleşimlerine bakalım. Nun'dan sonra elif gelirse BP grubu gibi arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Yani şu şöyle bir şekil görürsek eğer
Altta, nokta altta ise bu B ve eliftir. Nokta üstte ise bu nun ve eliftir. Yani na bu şekilde yazılır. Eliften sonra mesela nun başta böyle. Aynı BP yazdığımız gibi. Altında bir nokta varsa bu nun ve B'dir arkadaşlar. Diğer gruba geçince şu cim çim grubuna. Dolayısıyla bu cim çim grubunda aynı bu BPTS'yi hatırlayın tekrar başa alıp onu da birleştirdiğimiz şekil aynı arkadaşlar. Şöyle yukarıdan gelir. Şurada bir nokta varsa bu nundur. Hiç nokta yoksa bu nun ve ha'dır. Eğer şöyle gelir de üstünde bir nokta varsa bu nun ve hı'dır. Eğer yine altında bir nokta varsa nun ve cim şeklinde nc bu şekilde birleşir. Sonra bu sanal çizgimiz tabi. Sonra şu grup geliyorsa dalzal grubunda aynı B'yi yaptığımız gibi yalnız noktasını üste koyuyoruz. Bu N ve D. Eğer nokta delinin de üstünde bir nokta varsa pertek de N ve D bu şekilde yazılır. Eğer şu şekilde bir şekil ise bu nun ve R. N ve R'nin birleşimi üstünde bir nokta varsa N ve Z olur. Nundan sonra sin üç dişli ya da şın üstünde üç nokta olursa yine aynı şekilde nun 1, 2, 3. diş büyük. Bu N ve sin demektir arkadaşlar. Nunun bir dişi 1, 2, 3. diş tekrar yazıyorum. N'nin noktası. Eğer bunun üstünde 3 nokta varsa bu da N ve Ş'nin birleşimidir. Sonra N ve Sad'ın birleşimi böyle. Üstünde bir nokta varsa dat olur. N ve T'nin birleşimi. Üstünde nokta varsa N ve Z'a olur. N ve Ay'ın birleşimi arkadaşlar. Aynı. Dikkat edin. B'nin birleşimi gibi. B ile N'nin baştaki tek farkı B'nin noktası altta, N'nin noktası üstte arkadaşlar. Bu N ve Ay'ın. İstersek üstte nokta koyarsak bu N ve G'in olmuş olur. N'den sonra F. Birer tane üstte nokta. N'den sonra Kaf bu da. Kaf'ın noktası iki taneydi unutmuyoruz. N'den sonra Kef arkadaşlar aynı şekilde. Nokta üstte bir tane. Eğer bu nokta altta olsa BK olur. Değil mi? Şimdi NK. Kef'ten sonra Lam geliyor arkadaşlar. Bu N ve L. Nundan sonra Mim gelince arkadaşlar aynı şekilde şöyle tersten geliyor. Diş N ve M. Nun ve Mim. İsterseniz bunu tabi matbaalarda bazı şeylerde baskılarda harfleri açık açık yazma şöyle birleştiriyor. Yani nun ve mimi güya. Ama el yazısında, eski el yazısında kesinlikle mime yukarıdan birleşir. Yani çanak ters dönmüş olur. Bu nun ve mim. Nundan sonra vav gelirse hatta nundan sonra tekrar nun gelirse böyle. Ne ne. Nundan sonra vav gelirse böyle. Nundan sonra H gelirse böyle. Nundan sonra Y gelirse böyle. Bu nokta altta olsa bu BY, BY olur. Nokta üst olunca ne oluyor, ne oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik alfabemizdeki vav harfinin birleşiminde. Buna tekrar yazmaya gerek yok. Bu hiçbir harfle birleşmediği için vav hep yalnız kalıyor arkadaşlar. Kendinden sonra hiçbir harfle birleşmiyor. Tekrar başa alıp oradan o 7 harfi yani elif, dal, zel, ra, ze, je ve vav. Dikkat edin 2, 4, 6, 7 harf. Kendisinden sonraki hiçbir harfle birleşmiyordu. Sonuncusuna geldik vav. Demek ki bunu da tek tek yazmaya gerek yok. Hiçbir harfle birleşmiyor. Geldik H harfi arkadaşlar. İlk başta böyleydi.
Şimdi bu ilk başta böyleydi. Bazen şöyle de yazılır ilk başta. Şu şekilde birinci büyük, ikincisi küçük, içine girmiş şekilde de yazılabilir. Şimdi bundan sonra Elif'ten başlayalım birleştirmelere. H'dan sonraki Elif bu şekilde. Şöyle de yazılır mı? Yazılır. Diğer grup B'ye geçince yine H ve B ya da 3 nokta varsa H ve P hep bu şekilde yazılır. H'den sonra gelen grup arkadaşlar şu ise cimcim grubu. Bu da daha sonra A çizginin üzerine çıkaracağız H'yi. Altta 3 nokta varsa H ve Ç. Hiç nokta yoksa yani şu şekilde ise H ve H. Sonraki gruba gelelim. Dalzel grubuna. H'den sonra hiç nokta yoksa D bu. Üstüne bir nokta varsa H ve peltek de. H'den sonra şöyle bir kıvrım. Bu R'dır arkadaşlar. H ve R'nın birleşimi. Eğer bunun üzerinde bir nokta varsa bu da H ve Z'nin birleşimidir. H'den sonra 3 nokta sin gelecekse H ve Ş'ın birleşimi. H'den sonra arkadaşlar sat bu şekilde. H'den sonra ta, üstünde nokta varsa za. H'den sonra ayın arkadaşlar yine bu şekilde. Üstünde nokta varsa gayın olur. H'den sonra F ise şöyle. Yine H'den sonra şu şekilde iki noktalı ise kaf. Bu H ve kaf. H'den sonra lam. Önce kef geliyor böyle. H'den sonra lam bu şekilde. H'le. H'den sonra mim. Bu şekilde. H'me. Baştaki H'leri tabii birkaç şekilde yazabildiğimiz için hatta şöyle de HM yazılabilir. Hatta şöyle M'nin şeyi kısa da bırakılabilir. H ve M. H'den sonra HN. H'den sonra VAL, HU, HÜE. H'den sonra yine H arkadaşlar. Bu şekilde. H'den sonra son olarak Y'ye de bu şekilde yazılıyor. Evet arkadaşlar, alfabemizin son harfine geldik. Bu Y'ye. Y'nin birleşimleri aynı Nun'da, BPTS'de olduğu gibi ilk harf olma durumunda hep şöyle bir diştir. Altında iki nokta var. Bunun elifle birleşiminde hemen yukarıya çizgiyi çekiyoruz. Yani şöyle bir şekil gördüğümüz zaman. Bunun altında bir nokta varsa bu B elif yani ba. Altında iki nokta gördüğümüz zaman ya elif yani ya. Yani bunların mesela üstünde bir nokta gördüğümüz zaman hemen hatırlayın yukarıda. N'yi. N ve elif na olmuş oluyor. İki nokta varsa T ve elif ta olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın dikkat edin. Şu şekil gövde aynı. Altta iki nokta varsa bu ya ve eliftir. Eliften sonra gelen B grubumuza şu gruba bakıyoruz. Y'den sonra bu grup geliyorsa iki nokta, bir nokta ise B. Üç nokta ise P. Y ve P olmuş olur. Y'den sonra şu grubumuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bunların birleşimi gibi yukarıdan Y'nin iki noktası alta yazılıyor. Hiçbir nokta yoksa bu Y ve H'dır arkadaşlar. Eğer şöyle ise Y ve H'dır arkadaşlar. Eğer şöyle ise Y ve altında bir nokta varsa Y ve C'dir. Y'den sonra dal grubunda yine böyle. YD. Yani demek ki şu grupta benzer bakın. Bunun bir nokta varsa B.
İki nokta varsa y olmuş oluyor. Farkı bu arkadaşlar. Üstüne bir nokta, dalın üstünde bir nokta varsa peltekze olmuş oluyor. Yine sanal çizgimize göre şöyle şey alta gidiyorsa bu y ve r'nin arkadaşlar. Eğer y'den sonraki bu çizginin şeyin orak gibi şeklin üzerinde bir nokta varsa bu da y ve z olmuş oluyor. Üç dişli harften sonra yine y'den sonra bu üç dişli harfler geliyorsa y'nin bir dişi 1, 2, 3 dişli sinin bu y'ye sin yes. Y'ye ise eğer 1 y'nin 1, 2, 3 y'den sonra bu da y'ye sinin birleşimi. Y'den sonra sadın birleşimi de böyle. Y'den sonra tığzığının birleşimi de böyle. Y'den sonra ayının birleşimi yine aynı şekilde. Y ve ayın. Y'den sonra F'nin birleşimi böyle. Y'den sonra kafın birleşimi de böyle. Y'den sonra kef, dikkat edin. Yani bir nokta varsa dikkat edeceğiz. Bu B ve K'dir. İki nokta varsa Y ve K'dir. Y'den sonra lamın birleşimi. Bakın bu şekle dikkat edin. Tek nokta varsa BL, bel. İki nokta varsa y ile yel olmuş olacak. Noktanın sayısı önemli. Y'den sonra mimari arkadaşlar neden sonra geldiği gibi bakın altta bir nokta varsa bu B ve M. BEM. İki nokta varsa y ve M'dir. Yani y'den sonra M'yi klasik yazımda hep böyledir. Ama bazen matbaalarda şu şekilde de görmüş olabilirsiniz matbaa yazılarında. Ama tekrar ediyorum. Yani mim'den önceki gelen harfe mim yukarıdan bağlanır ve bu grup da hep bu şekildedir. Y ve mim. Y'den sonra nun geldiği zaman bakın dikkat edin. Bu şekil arkadaşlar yani bu nundan önce bir ne kadar ihtimal var bakın. Nundan önce nun. Nundan önce t. Nundan önce peltekse, nundan önce B, nundan önce Y arkadaşlar. İki nokta olduğu zaman. Yani 5 farklı ihtimalde Y ve nun. Y'den sonra vav. Yine aynı şekilde iki nokta koyuyoruz altına. Y'den sonra H ve Y'den sonra Y arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Y'den sonra Y. Yani iki tane Y. Bakın tek Y bu. Dolayısıyla şu şekil mesela şöyle tek bir nokta varsa dikkat edeceğin altına. Bu B ve Y'dir. B artı Y. Dolayısıyla bu B olur. Şuna dikkat edeceğiz. O halde şekil aynı bakın dikkat edin. Eğer şurada iki nokta varsa bu Y ve Y. İki tane Y. İkinci Y'nin altına iki nokta koymaya gerek yok. Birinci Y önemli. Yani. Bu Y artı Y. Bu da B artı Y arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Harflerimizin birleşimi burada bitmiş oldu. Bundan sonraki okuma ve yazmalarımızda bu birleşimler daha farklı üçlü kombinasyonlar, dörtlü kombinasyonlar karşımıza çıkacaktır. Şimdilik hoşça kalın.